Merhaba, ben Avukat Tuğba İncel. Ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. İstanbul Barısına kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Giresun'da yaşanan ve bir meslektaşınızın açığa alınmasıyla ile sonuçlanan e, olayla ilgili açıklamalar yapacağım. Daha önce de doktorlar sitesine sağlıkta şiddetle ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştum. Bugün de açığa alınma işleminin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Beyaz kod uygulamasının ne olduğu ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Beyaz kod uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık sektöründe çalışan kişilere sağlanmış bir hukuki yardımdır. 113 hattını arayarak şiddete maruz kalan sağlık çalışanları yardım isterler. E, acil durumlarda da 1111 hattını arayabilirler ve internet adresi var. O internet adresine de girildiği zaman e, yardım talep edebiliyorlar. Malık çalışanı kendisinin e, yaşamını tehlikeye atan herkese karşı bu haktan faydalanabilir. Bu soruşturma sonrasında ortaya çıkacak bir konudur. E, doktorun eğer e, hastaya karşı davranışları neticesinde kalp krizi geçirmesi söz konusuysa illiyet bağı kurulabilir. Ancak somut olayda benim de e, herkes gibi gazeteden ve haberlerden öğrendiğim kadarıyla doktor e, kolluk güçlerini çağırıp yardım istedikten sonra kolluk güçlerinin hastayı dışarı çıkartması esnasında yaşanan bir arbede sonrasında hasta kalp krizi geçirmiş. Bu durumda kolluk güçlerinin orantısız güç kullanıp kullanmadığına bakılır. İlliyet bağı o zaman devreye girer. Hastanın kalp krizi geçirmesine doktorun davranışları sebep olmuşsa illiyet bağı vardır diyebiliriz. Hem polis hem de doktorun açığa alındığını öğrendik. Soruşturmanın güvenliği açısından ve objektif ilkelere bağlı olarak yürütülmesi açısından devlet memurlarının açığa alınmaları onların kusurlu olduğunu ya da suçlu olduklarını belirlemez. Bu sadece devlet memurları kanununda yer alan bir prosedürdür. Anıklar, kameralar, daha sonra yapılacak otopsi incelemesi gibi durumlarda ölüme sebebiyetin ne olduğu ortaya çıkacak. ...ve buna göre devlet memurunun görevine iadesi ya da e, görevini sonlandırma şeklinde bazı e, durumlar ortaya çıkabilir. Soruşturmanın e, iyi bir şekilde işleyebilmesi için e, yanlı haberlerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yaşı itibariyle e, mağdur durumda gibi gözüken bir hasta söz konusu e, ancak kendi kusuruyla bile bu olaya sebebiyet vermişse... Ee, kolluk güçlerinin ve hekimin de cezalandırılmaması gerekir ve mesleğine iade edilmesi gerekir. Ee, hastaların da daha sağduyulu bir şekilde hekimlere yaklaşması gerekir. Hasta hakları gibi hekim hakları da söz konusu. Hepinize teşekkür ederim.